Evet, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin açıklamaları bu şekildeydi. Ne şiş yansın ne kebap zihniyeti görüyorum. İki tane net penaltı pozisyonumuz hakemler tarafından verilmedi gibi gibi açıklamaları oldu ama şimdi bir de Galatasaray'ın açıklamasını da maç sonu yapmış olduğu açıklamasını da dile getirelim. Galatasaray'da Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istifaya davet etti. Galatasaray Kulübü şu açıklamayı yaptı. Her türlü tehdide boyun eğen, adaletten yana zerre tavır koymayıp koltuğunu kaybetmemek için kendi kaygılarının esiri olup toplumun bölünmesine neden olan, korkularından dolayı bir takımı şampiyon yapıp mevkisini sağlama almaya çalışan, yapılan tüm adaletsizliklere, popülizme ve sosyal medya terörüne karşı sessizliğe bürünen, hiçbir konuda dirayet gösteremeyen, kendi yönetim kurulu üyelerine, hakemlerine dahi sahip çıkamayan, aldığı almadığı kararlarla Türk futbolunu sorunlar yumağı haline getiren, tarihinin en kötü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz ifadelerine yer verildi. Galatasaray dünkü maçın ardından bu açıklamaları yaptı. Hatta ilk açıklaması işte kirli ellerinizi Türk futbolunun üzerinden çekin açıklamasıydı. Sonrasında bu detaylı açıklama geldi. Selahattin Baki maç sonu açıklamalarında işte bizim de konuştuğumuz verilmeyen, VAR tarafından değerlendirilmeyen pozisyonların altını çizdi. Ama şu bir gerçek ki bu pozisyon Galatasaray maçında olsaydı ve Galatasaray böyle bir golle galip gelseydi Fenerbahçe cephesi ve taraftarı da aynı tepkiyi verecekti. Türk futbolumuzda bu maalesef bu şekilde. Dolayısıyla bunu da düşünmek lazım. Fenerbahçe taraftarları bence bunu düşünüyor zaten. Çok içine sinmiş. Ben etrafımdaki Fenerbahçe taraftarlarından en azından bu vibe'ı aldım. Benim etrafımdakiler de bana ne kazandık modunda, bizi ilgilendirmez yani diye bakıyorlar. Hiç ya Selahattin Baki mesela, Galatasaray'a bir cevabı var Sayın Selahattin Baki'nin. Şimdi bunu verecek, evet, iki camia açık konuşalım. Sert, derin bir savaş içinde. Bu sene şampiyonluk Fenerbahçe'de çok şey demek. Yani başkanın futbol kariyeri demek. Yıllardır yapılan yatırım, maddi, manevi büyük beklentilerin bir türlü karşılanamadı. Onun final sezonu demek. Seçim var. İşte yılların birikimi var. Galatasaray böyle bir açıklama yaparsa Selahattin Baki de elbette ki bu sertlikte cevap verecek. Ama Sayın Baki de aynı şeyi Galatasaray için de söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hiç kimse lehine yapılan şeyleri, hataları kabul etmeyip hiç ona değinmeden hemen iki penaltımız verilmedi. İşte şöyle oldu. Hemen Galatasaray'ın Icardi meselesine göndermede bulunup hani biraz da herkes kendi penceresinden bakınca, Galatasaray'da yarın belki bu tarz bir şey açıklayacak. Fenerbahçe aynı. Ortak pencereden bakamıyoruz bir türlü. Herkes kendi çapında taraftarını, camiasını konsolide etmeye çalışıyor. Bunun sonucu da tartışma ve kavgadan geçilmiyor. Şimdi Selahattin Bey'in şu açıklamasına yalnız katılıyorum. Ne şiş yansın ne kebap yansın diyor. Mesela diyor ki Osterwald'den iki verilmeyen penaltımız var. Herhalde o şeyi de katılıyor. Ferdi'nin hakikatini ben ona çok katmıyorum. O tartışılacak bir pozisyon. Belki de değil zaten. Ama Osterwald'deninki tartışılmayacak şekilde penaltı. Onu vermediği için bunu verdiğe getiriyor. Ne şiş yansın ne kebap yansın. Yani dengeleyelim işte. Ben Eyyam dediğim şey çok doğru. Az önce söyledim ya. Aklı orada kaldı. Hakemin aklı orada kaldı bir kere. Hocam, VAR'ın da aklı akşam, orada kaldı. Yani dün akşam eğer son dakikada bu penaltı pozisyonu olmasaydı, Fenerbahçe galip gelmeseydi, bugün Fenerbahçe yönetiminin yaptığı açıklamalar, maç sonu açıklamaları, biz bugün programımızı Osterwolde'nin pozisyonuyla başlayacaktık. Tabii canım. Yani bu bir gerçek. Şimdi bu kadar tartışılan bir konuyla başlayacaktık ama Fenerbahçe cephesi de galip geldiği için bu olayı, Osterwolde'nin pozisyonunu çok gündeme getirmedi. Artık getirmeyecek. Yani dünkü açıklamayla sınırlı kalacak diye düşünüyorum ama yani bakın, kazansa da kaybetmese de getirsinler o zaman. Bütün kulüpler yapsın. Yalnız lehlerine veya aleyhlerine değil. Kazansan da kaybetsen de bu hataları dile getirsinler. Bakın şimdi Galatasaray açıklama evet yapabilir. Gayet doğal. Şu an bir sinir harbi yaşanıyor. İki kulüp arasında. Ben de uzun yıllardır böyle bir yarış görmedim. Şimdi bu yarışta bu tür şeyler olacaktır. Tabii ki çıkıp Galatasaray
açıklama yapacaktır. Fenerbahçe yapacaktır. Bunlar olağan şeyler. Futbolun içinde olan şeyler ama şu da bir gerçek. Şunu da söylemekte fayda var. Şimdi Galatasaray düne kadar federasyonun yanındaydı. Bakın dünkü açıklamaya kadar ilk defa. İnanılmaz bir ağır bir açıklama dünkü. O kirli ellerinizi çekin falan. İnanılmaz. Yalnız federasyon değil, hakemlere, MHK'ye, bütün kurullara. Şu yönden hak veriyorum. Bence de bu federasyonun ve kurullarının değişmesi lazım. Kesinlikle Galatasaray'ın o açıklamasına katılıyorum. Yalnız federasyon başkanı değişmesiyle bir şey bitmez. Çözüm olmaz. Bütün kurulların değişiyor. Kurullar hep aynı kurullar. Kurullar niye değişmiyor? Federasyonlar değişiyor, kurullar yine aynı. Kurulların da değişmesi lazım. Hepsini baştan aşağı, sil baştan bir değişikliğe, sıfırlamaya, resete ihtiyacı var Türk futbolunun. Ama Beşiktaş konuşurken, özellikle Ahmet Başkan döneminde bu federasyonu istifaya davet ederken mesela yalnız kaldı. Bazı şeyler görüldü, açıklamalar yapıldı. Beşiktaş dışarıya itildi ve çoğu maçta Beşiktaş'ın hakkı yendi. Yani ben genelde hep objektif olmuş. Objektifimdir yani, bu konulara bir taraf olarak bakmam. Aynısı dün. Galatasaray'ın yaptığı açıklama doğru, bakın bir şey demiyorum. Ama geç kaldınız. Geç kaldınız. Sizin canınız yandığı zaman bu oluyor. Niye daha önce yapmadınız? Tutarsızlıklar vardı. İnanılmaz hatalar yapıldı Türk futbolu içerisinde. Yani bir senedir olmayan şeyler yaşanıyor. Yani Beşiktaş bunu devamlı dile getirdi. Fenerbahçe, Trabzonspor dile getirdi. Bir Galatasaray bu tarafta kalmıştı. Yani Galatasaray'ın bir beklentisi olduğu için söylemiyorum ama belki kavgaya girmek istemediler. Kavga etmek istemediler. Tamam, o da doğal. Federasyonla kavga etmek istemiyorsun ama yanlış şeyleri de söyleyeceksiniz. Söylemediğiniz için bu duruma geldi olay. Bakın dün Fenerbahçe'ye verilen o penaltıdan sonra yaptığınız açıklamayla istifaya davet. Şu an federasyon yalnız. Federasyon başkanı ve yönetimi yalnız. Beşiktaş zaten istemiyor. Trabzonspor keza öyle. Fenerbahçe yine dünkü açıklamadan sonra, Selahattin Bey'in açıklamasından sonra, Fenerbahçe zaten kaç haftadır öyleydi. Son kale Galatasaray. Galatasaray da federasyonun artık istifasını istedi. Şimdi bundan sonra ne olacak? Bundan sonra federasyon bu şekilde nasıl gidecek? Bir kere 3 büyük kulübün, 4 büyük kulübün desteği olmadan futbol federasyonlarının hangi başkan olursa olsun sağlıklı bir şekilde devam ettirmesi çok zor. Onu söyleyeyim. O zaman bir araya gitmemiz gerekiyor. O aranın ardından devam edeceğiz kaldığımız noktadan. Hem Galatasaray'ın açıklaması hem özellikle şampiyonluk yarışı. Buna dair yorumlarımızı sürdüreceğiz ama önce bir ara. Spor Ajansı'na devam ediyoruz. Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında şampiyonluk yarışı nefes kesiyor dedik. İlk saatimizi bu şekilde noktaladık. Açıklamaları ekrana getirdik. Galatasaray tarafından, cephesinden yapılan açıklamaları yine sesli olarak bir kez daha dile getirdik. Ama kalan maçlarında artık çok çok önemli olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Galatasaray bu hafta Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek ve liderliği tekrar geri almak isteyecek. Sonrasında önümüzdeki hafta Beşiktaş derbisinde deplasmanda sahada olacak Galatasaray. Şöyle bir kalan maçlarına bakalım sarı kırmızılarında. Çaykur Rizespor'la mücadele edecek evinde. Sonrasında Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Dün Fenerbahçe için ne kadar zor bir karşılaşmaysa Galatasaray için de öyle zor bir karşılaşma olacak diye düşünüyorum Kasımpaşa mücadelesi için. Galatasaray sonrasında evinde Hatayspor'u ağırlayacak. Alanyaspor deplasmanına gidecek. Pendikspor'la evinde karşılaşacak. Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Sivasspor'la evinde oynayacak. Karagümrük'le deplasmanda ve Fenerbahçe'yle evinde sondan bir önceki hafta 37. haftada ve Konyaspor deplasmanıyla da ligi noktalayacak. Bu yoğun fikstür, kalan maçlar, şampiyonluk yarışı, tartışmalar, işte Selahattin Baki'nin de ifadelerinde gördük, Icardi ile ilgili hala Fenerbahçe tarafının da cephesinin de bir eleştirisi ve beklentisi var. Nasıl ilerleyecek bu şampiyonluk yarışı, gerçekten hepimiz merak ediyoruz. Sen sayarken ben yoruldum. Öyle bir atmosfere girdik ki sanki son 3 hafta, 4 hafta gibi. Hayır, doğru. Daha çok maç var. Şimdi listeye baktığımda Galatasaray için bence kırılma maçı Beşiktaş deplasmanı. Yani Beşiktaş deplasmanında ben yarın Antalya'yı yeneceklerini düşünüyorum yani sahasında. Ama Beşiktaş deplasmanı, Beşiktaş'ın da içinde bulunduğu durum,
yeni hoca ile beraber onlar da bir camiaya moral, motivasyon oluyor ve bu tip derbiler en kritik, en beklenen işlerdir. Galatasaray Beşiktaş derbisini kayıpsız geçerse o zaman Fenerbahçe maçına kadar bayağı bir önü açık gözüküyor.